Günaydın, mutlu sabahlar. Haftanın ikinci gününde ekonomi ve piyasalarda öne çıkanları hemen paylaşalım. Tüketici güven endeksi verileri açıklandı az önce. Kasım'da tüketici güveni 76,6 seviyesine yükseldi. Sınırlı bir yükseliş var. Ekim'de veri %5 civarında yukarı gelmişti. Bu endeks tüketicinin ekonominin genel durumuna karşı tavrını ölçen bir endeks. Yani tüketici umutlu mu, umutsuz mu geleceğe dair bize onu veriyor. 100 seviyesi bu arada eşik, 100'ün üzeri iyi, 6 ise ekonomiye duyulan güvende sıkıntılar olduğunun sinyal niteliğinde okunuyor. Yurt içi piyasa hareketleriyle devam edelim. BIST 100 dün yeni bir kapanış rekoruna imza attı. %1'e yakın yükselerek sektör endeksleri arasında en çok kazandıran sigortacılık, en çok gerileyen ise kimya, petrol ve plastik oldu. Küresel çapta yaşanan resesyon endişeleri geçen haftadan bu yana petrolü aşağı çekiyor. Talep azalır, arz gereğinden fazla olur gibi bir düşünce hakim. Petrol fiyatlarındaki gerileme ve karamsarlık borsada da o sektörü etkiledi dün itibariyle. Petrolde düşüş dün devam etti ancak bu sabah biraz daha yön yukarıda ve 87 dolar civarlarında görüyoruz. BIST 100 ise yeni güne %0,08'lik aşağı yönlü bir hareketle 4566 puandan başladı. Son günlerde isimlerini en çok duyduğumuz hisselerden Sasa ve Hektaş ise 3 seanstır üst üste taban oldu. İki hissede de yüklü satış emirleri olduğu söyleniyor. Bugün ise açılışları yine sert aşağı yönlü şekilde oldu. Merkez Bankası'nın perşembe günkü faiz kararını geri sayarken dolar da yatay seyir sürüyor. Kur bu sabah 18,63 lira civarında ki 1,5 ayı aşkın süredir bu seviyeler karşımıza çıkıyor. Ki bu yataylık küresel dolar endeksindeki çok sert hareketlere rağmen oluyor. Biraz daha detay vermek gerekirse 2022 doların çok güçlendiği bir yıl oldu. Dolar endeksi Eylül'de 114 seviyesine kadar yükselerek 20 yılın zirvesini gördü. Ancak son haftalarda yaşanan değer kaybıyla birlikte 2017'den bu yana görülen en fazla çeyreklik düşüşü kaydetmeye hazırlanıyor. Hatta öyle ki yatırımcıların aklında acaba dolarda en yüksek seviyeler geride mi kaldı sorusu var. İşte bu noktada yine tüm oklar ABD Merkez Bankası Fed'i gösteriyor. Fed'in agresif faiz adımları doları 20 yılın zirvesine taşımıştı. Gevşemeler ise Fed'in faiz artış dozunu azaltacağı beklentisi hissiyle oluşuyor. Fed gerçekten de vites düşürecekse o zaman dolar daha zayıf olabilir. Ancak Merkez Bankası'nın arka kapıdan dövize müdahaleleri devam ettiği sürece tüm bu gelişmelerin bize etkileri sınırlı kalmaya devam edebilir. Aynı dün borsada gördüğümüz gibi tüm dünya kıpkırmızıyken biz yine yükselişe devam ettik. Ve tüm dünyanın negatif olma sebeplerinden başında ise Çin'de 6 ay sonra COVID-19 kaynaklı gerçekleşen ilk can kaybının yaşanması geldi. Çin dünyanın ikinci en büyük ekonomisi. Bir yandan dünyanın fabrikası ve aynı zamanda da en büyük petrol ithalatçısı. Dolayısıyla Çin'de olanlar kelebek etkisi gibi tüm dünyayı ve piyasaları etkileyebiliyor. Tüm dünyada olanlar da ister istemez bizi etkiliyor. Evet, belki kur şu anda dış gelişmelere rağmen pek hareket etmiyor. Ya da borsa kötü geçen bir küresel günde rekor kırabiliyor. Ama ticaret söz konusu olduğunda biz de aynı gemideyiz ve küresel yavaşlamaya dair endişeler bizi de çok yakından ilgilendiriyor. Dün kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ABD ve Euro bölgesi için ekonomik durgunluk uyarısı yaptı. Başta Avrupa'daki bir yavaşlama bizim ekonomimizi de olumsuz etkileyebilir, hatta etkilemeye başladı bile. Asya piyasaları bu sabah karışıktı. ABD'de ve Avrupa tarafında olumlu bir açılış bekleniyor. Goldman Sachs 2023'te hisse piyasaları için çok olumlu bir resim çizmiyor. Ayı piyasasının devam edeceği, dibe henüz ulaşılmadığı ve faizlerde de tepe noktaya ulaşılmadan bu satışların son bulmayacağını öngörüyor. Ve altın fiyatları diyelim, geçen hafta ons altında yükseliş acaba kalıcı olabilecek mi derken bu sabah saatlerinde 1743 dolar ons altın ve yön yukarı, gram altında ise bu sabah saatlerinde 1042 lirayı görüyoruz. Son olarak kripto varlıklara bakalım. FTX'ten sonra bir şirket daha iflas riskiyle karşı karşıya ve bu da kripto varlık yatırımcılarını tedirgin ediyor. Genesis isimli şirkete fon sağlanamadığı takdirde iflas edebileceği konuşuluyor. Bitcoin 16 bin doların da altına geriledi ve bir yandan da bu seviyeler alım fırsatı olabilir mi sorusu akıllara geliyor. Ama görünen o ki kripto varlıklarda yeniden güven tahsis edilmeden eski yükselişler pek gelmeyebilir. Öne çıkanlar böyleydi. Yarın sabah yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.